Hayat sizce nedir? İnsanlar bunu çok dile getiremezler ama davranışlarıyla ve alışkanlıklarıyla adeta şunu söyler. Hayat yaşlanıp ölmeyi beklediğimiz bir yerdir. Bir yazar şöyle demişti. İnsanlık sessizce çaresizlik hayatı sürmektedir. Bugün size üzerinizdeki ölü toprağını atacak bir şeyler söylemek istiyorum. Bu video beni dinler gibi değil de sanki hayalleriniz canlanmış, kameranın karşısına geçmiş ve sizinle konuşuyorlarmış gibi dinleyin lütfen. Hadi o zaman başlayalım. Kim olduğunla, yaşınla, cinsiyetinle, kıyafetinle, siyasi görüşünle, dünya görüşünle ilgilenmiyorum. Bunların hiçbiri birazdan anlatacaklarımı dinlemene engel olamaz. Herkes için ve her durumda kesin olan bir şey vardır ki insan hayalleri olmazsa yaşayamaz. Senin de bir hayalin var ve muhtemelen şimdiye kadar o hayallerini gerçekleştirmek için hep vakit geçirdin, hep erteledin, hep korktun, belki de cesaret edemedin ve çok büyük bir ihtimal de bu ertelemenin, korkmanın ve çekinmenin sebebi çevrendeki insanlardı. Çünkü sana ne dediler? Çok uçma, hayallere kapılma ve belki de koca okyanus olan hayallerini bir avuç sığ suya çevirdiler. Ama hala biliyorum ki içinde bir yerde o gün kurduğun hayallerin hala bir kıpırtısı var. Gel beni al diyor. Gel beni ayağa kaldır diyor. Birlikte ayağa kalkalım diyor. Şimdi sizi harekete geçirecek bir şeyler söylemek istiyorum. Dünyanın en zengin yeri neresidir? Bir düşünün. Dünyanın en zengin yeri neresidir? Ne Amerika'dır, ne Dubai'dir, ne İsveç'tir. Neresidir biliyor musunuz? Mezarlıklardır. Çünkü orada hiç icat edilmemiş fikirler, düşünülmüş ama gerçekleştirilmemiş projeler, söylenmemiş şarkılar, yazılmamış kitaplar, girişilmemiş işler, el uzatsa belki binlerce insanı kurtaracak insanlar bulursunuz. Peki neden? Neden onca fikir, onca proje gerçekleşmedi de mezarlıkta? Çünkü korkmuşlardı. Başkalarının yapamazsın, o kadar da uçma, beceremezsin. Yapılabilecek bir şey olsaydı başkaları yapardı fikirlerine kulak astılar. Ve hayallerinden geri döndüler. Belki de senin yaşındaydılar. Belki de senin yürüdüğün sokaklarda yürümüşlerdi. Ama düşündükleri şeyi gerçekleştirecek cesaret onlarda yoktu. Peki güzel haber ne? Bu videoyu izlediğine göre mezarlıkta değilsin. Yani henüz değilsin. Dolayısıyla şunu biliyorsun. Tek bir hayatımız var değil mi? Yani geçen hiçbir saniye geri gelmeyecek bir daha değil mi? Belki bu videoyu birkaç kez daha izleyeceksin ama hiçbiri şu anki psikolojin gibi olmayacak. Geçen hiçbir saniye birebir aynısıyla geri dönmeyecek. Birbirinin aynı şey yoktur bu dünyada. Dişlerini bile her gün farklı şekilde fırçalar insan. Aynı kitabı farklı zamanlarda okursun ve tamamen farklı şeyler anlarsın. Zaman tüm evreni olduğu gibi insanı da değiştirerek geçer. Vücudumuzdaki tüm atomların %90'ı bir yıl içerisinde tamamen değişir. Yerine yenileri gelir. O halde bir yıl önceki bizle bir yıl sonraki biz arasında da maddi olarak da çok ciddi farklar var. Yani duran hiçbir şey yok. Her şey sürekli bir devinim halinde, bir değişim halinde. Bakın bu nefesi bile ömrüm boyunca bir daha aynısını alamayacağım. Bu konuşmanın aynısını bir daha yapamayacağım. Bu anın bir daha aynısı hiç gelmeyecek. İşte bundan dolayı zaman her şeyden daha değerlidir. Bir bilgiye sormuşlar. Kör doğmaktan daha kötü ne olabilir diye. Görme yetisiyle doğup etrafındakileri görememek demiş. Etrafına bir bak. Kitlelerin umutsuzluğuna rağmen birçok alanda hala başarılı insanlar oluyor. Neden? Çünkü hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmiyor bu insanlar. Kendini yalnız hissetme. Mücadele etmiş, hayalleriyle inanmış insanlarla aynı havayı soluyorsun. Yani düşündüğün her neyse bunun başarılı örnekleri var. Dünyada başarılacak o kadar çok şey var ki birçok hastalığın tedavisi henüz bulunamadı. Afrika'da her yıl 5 milyon çocuk susuzluktan ölüyor. Bakın internetsizlikten demiyorum. Televizyonsuzluktan demiyorum. Yemeksizlikten bile demiyorum. Susuzluktan su bile yok su. Hala okula gidemeyen insanlar var. Hala hakikatle tanışmamış insanlar var. Hakikatle tanıştığını düşünüp yani Allah var deyip yokmuş gibi yaşayan ya da hani var ama bu böyle çok bizi ilgilendiren bir mesele değil. Biz işimize bakalım. Biz keyfimizce yaşayalım diyen insanlar var hala. Hala savaş var. Hala neden cennete gitmek için ölmeyi bekliyoruz? Neden çevremizi, ülkemizi, bu dünyayı cennete çevirmiyoruz? Neden olmasın? Neden hayallerimizin peşinden koşmayalım? Birileri imkansız dedi diye mi? Toplum baskısından korktuk diye mi? Çevremizde insanlar bizi kınar diye mi? Baksana Leyla'larda uçuyor bu çocuk der diye mi? Dünyada birçok insan birçok şey başarmıştır. Belki de bazı başarılar gerçekleşmek için bizi bekliyor, beni bekliyor, seni bekliyor. Neden olmasın? Bugün sizden bir ricam var. Böyle büyük bir hayal kurun. Sonra çevrenize çok samimi dostlarınızı çağırın. Teker teker de sorabilirsiniz. Ortaya hepsini birden de sorabilirsiniz. Ve hayalinizi onlara anlatın. Göreceksiniz, çok özel bir ortamda büyümüyorsanız oradaki insanların %90'ının size söyleyeceği ilk şey bu hayalinin neden dolayı gerçekleşmesinin mümkün olmadığıdır. Ve ikinci ricam da şu arkadaşlar. Adeta el
freninize yapışmış gibi yaşayan insanlardan kurtulun. Artık onları lütfen dinlemeyin. Çünkü bir daha bu dünyaya gelmeyeceğiz. Bir daha bir şansımız olmayacak. Onların sizi durdurmasına izin vermeyin. Bakın tarih tam başarılı olmak üzereyken birilerinin, etrafındakilerin, bunlar samimi çevresi de olabilir, paçasından tutulup düşürülen insanlarla doludur. Ve size bir sır vermek istiyorum şimdi. Muhtemelen ilk kez duyacaksınız. Bu tip insanlarda şu şekilde işleyen bir yazılım vardır. Şimdi harekete geçtiğinizde önce görmezden gelirler size. Devam ederseniz gülmeye başlarlar. Devam ederseniz sizden nefret ederler. Ve inatla hayallerinizin peşinden koşmaya daha da devam ederseniz ne olur? Sizi sevmeye başlarlar. Burayı tekrarlayayım mı? Birilerinin harekete geçtiğini gördüğünde önce görmezden gelirler. Sonra bakarlar ki hala devam ediyor. Bu sefer dalga geçmeye gülmeye başlarlar. Sonra bakarlar ki hala devam ediyor. Bu sefer nefret etmeye başlarlar ondan. Ve hala inatla o kişi o hareketinden dönmüyorsa, o hayallerinin peşinden gidiyorsa her başarıda onu sevmeye başlarlar. Toplumun büyük bir kısmının yazılımı bu şekilde işler. Siz onları dinledikçe onların hayatını yaşayacaksınız. Biz bu dünyaya başkalarının hayatını yaşamaya gelmedik ki. Kendi hayatımızı yaşamaya geldik. Kendi hayatınızı yaşayın. Kendi eserlerinizi üretin. Toplumun, kalabalıkların sizi götürmeye çalıştığı yerlere gitmeyin. Gitmek istediğiniz yere doğru kendi yolunuzu kendiniz açın. İz bırakın. Bakın 100 sene sonra ne ben, bu videoyu çeken ben bu dünyada olacağım, ne de bu videoyu izleyen sizler bu dünyada olacaksınız. Hepimiz toprağın altında olacağız. Peki biz bu dünyaya keşkelerle ölmeye mi geldik? Hayır. Ne diyorduk? Hakikate doğmaya geldik biz bu dünyaya. Allah'ın huzuruna gittiğimizde ona anlatacak şeyler biriktirmeye geldik. Bizi bundan ne alıkoyabilir? Onun huzuruna gittiğinde ne diyeceğiz? Vallahi biliyorsun ilk kez yaratıldım, tecrübesizdim mi diyeceğiz. İşte bunu diyemezsin. Allah'a anlatacak şeyler biriktirmen gerekiyor bu dünyada. Bu amaçtan daha mühim ne olabilir ki bu dünya üzerinde? Bir ünlüye benzemek mi? Onun gibi giyinmek mi? Onun yaşam tarzı gibi bir yaşam tarzına sahip olmaya çalışmak mı? Her kim olursanız olun kendinize eğitmeniz lazım. Burada okullardan, liselerden, üniversitelerden bahsetmiyorum. Ben de üniversiteyi okudum. Bahsettiğim şey iç eğitimimiz. Çünkü örgün eğitim, burası önemli, bu dünyada yiyeceğimiz yemek için para kazanmamızı sağlar. İç eğitim ise hakikate ulaşmamızı sağlar. İç eğitimine yönelmeyen insan, iç eğitimini ciddiye almayan, oradan uzaklaşan, tamamen maddeyi eğitmeye çalışan insan 25 yaşında ölür ama onu 75 yaşında gömerler. Bunun üzerine düşün olur mu? Mümkünse bu kısmı kaydet, not al, uzun uzun düşün bunun üzerine. Etraf hayatınızı değiştirecek güzel insanlarla dolu. Gidin onları bulun. Öyle insanlar varken bu dünyadaki en kıymetli şeyi zamanınızı boşa harcamayın. Çünkü zaman hayallerimizin yakıtıdır. Zamanımız olmazsa hayallerimizi de gerçekleştiremeyiz. En değerli şeyinizi, zamanınızı güzel insanlarla geçirin. Kendinize bir hedef belirleyin. Hayalleriniz burada olsun, siz burada olun ve bu aradaki mesafeyi doldurmaya çalışın bir ömür boyu. Sana en yakın insanlar tarafından hayal kırıklığına uğramış, hatta ihanet edilmiş olsan bile yolundan vazgeçme. Mevcut durumunu değiştirmekten asla korkma. Değişmek düşman değildir, değişmek ilerlemektir. Vaktinizin çoğunu iç eğitiminize ayırın. Adeta bir öğrenme makinesi olun. Başlamış olduğunuz şeyi ertelemeden ve vazgeçmeden bitirin. Ve son olarak eğer hayatınızın sağlam bir açıklaması varsa ve sağlam bir amacınız varsa dünyada sizi korkutacak bir şeyin henüz yaratılmadığını bilin. Güçlü kalın.